File yapıyorum. Tekrar New Family Pixel oluşturuyoruz. Burada seçmemiz gereken şey Metric Generate Model Pattern Based. Noktalarımızı belirleyelim. Set yapmayı unutmadan. Set yapıyoruz. Set. Şimdi buradan sadece filtre ederek bizim referans pointlerimizi alıyoruz. Evet. Ne yapacaktık bunu? Bir tane parametre belirleriz ama bakın burada milimetreli çalışmadığımız gözüküyor. Hemen milimetreyi çevirdim. Milimetre okey. Okay. Tekrar seçmemiz gerekiyor sanırım. Filtre. Okey. Offset geldi. Milimetre olmuş. Bunlar bizim offset değerlerimiz olsun. Offset. Okey. Okey. Bakın gelmiş bunu. 1000 kadar öteleyelim yukarıya. 1000. Evet. Arkadaşlar bunları reference line'ları oluşturacağız. Reference line. Burada 3D snapping'in açık olması önemli. Noktaların algılanması için. Seçtim hepsini. Gördüğünüz gibi. Ortadan bir tane daha reference line'ı geçiriyorum. Şu, şu. Bir tane de spline'ı çizdiğimiz zaman ortaya. Orta noktasını buldum. Evet, model yaptım. Şuraya bir tane daha referans noktası belirleyeceğim. Kafama göre. Always. Aynı kalsın. Set. Tamam. 100. Şu 3 noktayı, 3 çizgiyi seçiyorum. 1, 2, 3. Shift'ten bakalım. Ve şu, şu. Create form. Evet böyle. Çok daha iyi oldu. Bunları gizleyelim. Gözlük var burada. Height element. Tablo beraber seçiyorum. Seçtim. Height element. Şu iki nokta arasında tekrar bir referans noktası belirleyelim. Set. Arkadaşlar bunu öğrenmek istiyorsanız benimle beraber tekrar dinleyin. Durdurarak yapmaya çalışın. Yaptığınız kadar öğrenirsiniz. İzlediğiniz kadar değil. Noktalarımızı seçiyorum iki noktamızı da. Bunları seçememişim sanırım. Seçtim. CTRL ile bunu da seçtim. Bakın daha önce de yaptığımız gibi parametre oluşturacağız. Bunun en alt nokta dedim. Mantığı aynı. Nokta. Okey. Okey. Sonra buradan Family Types'ına en alt nokta diye zaten parametremiz geldi. Bunu -3000 diye en alt noktaya atıyorum. İki noktayı da. Neden? Burada yeni bir çelik profil oluşturmak istediğim için. Reference. 3D Snap'in açık olduğunu unutmayın. Yoksa algılamaz. Şimdi şöyle bir şey yapacağım mesela. Şu, şu nokta. Sonra bunun ortası böyle, böyle. Bakın. Şöyle bir şey yaptım. Aynı şekilde diğer tarafı da yapayım bunu. Yani çelik konstrüksiyonu istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Size kalmış. Okey. Şimdi yapmamız gereken buralara çelik profiller için yani circle'lar ekleyeceğiz. Önce referans noktamızı belirliyoruz. Buraya bir referans yüzeyini daima açık tutalım. Ki bu yüzeyin üzerinde circle'ımızı yapalım diye. Circle'ı seçtikten sonra set yapıyoruz.
yüzeyi seçiyoruz ve ne kadar yapmak istiyorsak. Bununla 200 yapalım mesela. 200 olsun. Sonra çizgiyi seçip circle'ını seçip create form yapacağız. Böyle. Çok basit aslında. Tekrar mesela şu noktada üzerine bir daha yapalım. Seçtim. Heh, şeyini açacaktım. Daima açık tuttum. Şimdi yine aynı şekilde set yapmayı unutmuyoruz. Seçtim. Set. Bunu 80 yapalım. Bir şuraya atacağım, bir de buraya atacağım. O yüzden iki tane gerekli. Bir tane şunu kopyalayayım. Daha önceden de gösterdiğim gibi. Ne yapalım bunu? Taşıyalım direkt. Oraya da yenisini çizmektense. Bakın orta noktayı tıklayacaksınız. Bu kadar. Sonra burada Pick New House'dan istediğiniz yüzeyi çizginin üzerine taşıyabilirsiniz. Bakın. Şu tarafa atacağımı söylemiştim. Şimdi şu alanda şu çizgileri seçmem lazım. Şu, şu ve bu. Bir de kendi circle'ımızın çizgisini alıp create form yapacağız. Yani bu tamamen bir kişisel tasarım. Farklı şekilde de yapılabilir. Bu tasarımı belirledikten sonra ilk başta yaptığımız o kabuk sistemin üzerine atacağız bunları. Create form solid. Şimdi daha önceden yapmış olduğumuz, gizlediğimiz şeyleri de açalım. Bakın nasıl gözükecek. Böyle. Bunlar biraz buradan taşmış. Demek ki kalınlığını artması gerekiyor. Edit profil yaptım. Bunu kaç yapalım ya? 200 yapalım bunu. 200 yaptık. Akipar duracak sanki. Hala çıkıyor biraz ama. Yapabileceğimiz bir şey yok. Çıkmış. Tamam. Şu anda kütleyi görmek için yapıyoruz zaten. Şimdi yaptığımız şeyi ve aslında bunları bir parametrede şöyle ekleyebiliriz. Mesela bu yüzeyini ben cam olması istiyorum. Daha sonra projenin içine aktardığımda bunu rahatça değiştirmek istiyorum. O zaman şu anda bunun parametresini belirleyebiliriz. Aynı şekilde bakın materyal kısmında yine burada bir parametre belirleyeceğiz. Ne yazayım? Cam. Cam olacak burası. Okey. Okey. Mesela bunun çerçeve. Bunu çerçeve belirliyorum. Tamamen kendime kalmış. Çerçeve. Okey. Selam. Bunun ne belirleyelim? Çelik diyeyim ona da. Çelik. Okay. Bunları da aynı şekilde yaparım. Çelik diye. Direkt yapmıştım ben. Okey. Taba basarak hepsini alıyorum. Çelik. Şu an konstrüksiyonumuzun sadece bir parçası bitmiş oldu. Bunu projenin içine aktarmak. Rombit'ten yaptım. Rombit'ten yapmamız gerekiyordu. Rectangle'dan çizmişiz. Bunu Loot in the Project yapacağım. Almayacak bir ihtimal. Family 2.